Kıymetli takipçilerimiz, bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Kendisi hem İsviçre Türk Toplumu'nun genel koordinatörü, hem Medipark Kliniği'nin yönetim kurulu başkanı, hem de Zürich Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevini yürüten doçent doktor Mustafa Çavuşoğlu. Hoş geldiniz Mustafa Bey yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Mustafa Bey, öncelikle büyük geçmiş olsun. Siz de bu koronavirüsüne yakalandınız ama atlatmayı başardınız. Duygularınızı, yaşadıklarınızı bize kısaca bir anlatabilir misiniz öncelikle? Evet. Tekrardan bu yayın için teşekkür ediyorum. Bahtiyar Bey, sorunuza geçmeden önce, sözlerime başlamadan önce vurgulamak istediğim bir konu var. Biliyorsunuz önümüzdeki Perşembe günü 23 Nisan 2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Ben bu vesileyle meclisimizin açılış yıl dönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın bütün çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla şimdiden kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızı sek ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin ta kendisinde olabilmesi için can vermiş nice kahramanlarımızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu yıl 100. yıl dönüm olması itibariyle gerek Türkiye'de gerekse dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanması planlanan 23 Nisan 2020 23 Nisan bayramımız maalesef bu yaşadığımız küresel bir şekilde mücadele ettiğimiz korona pandemisi nedeniyle planlandığı gibi gerçekleşemeyecek. İsviçre'de de büyükelçiliğimiz, başkonsolosluklarımız, eğitim müşavirliğimiz, okul aile birliklerimiz ve bütün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapılması planlanan pek çok etkinlik vardı. Bu toplantıların bazılarında ben de bulunmuştum. Her ne olursa olsun çocuklarımızla birlikte bu 100. yıl coşkusunu imkanlar ve kurallar el verdiği ölçüde yaşayacağız. Ben tekrardan şimdiden bayramımız kutlu olsun diyorum. Hemen evet. Ertesi günü 24 Nisan Cuma ise başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının ilk günü. Bu vesileyle bütün milletimizin ve Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor. Cenab-ı Hak bizleri Ramazan bayramına da günahlarından arınmış bir şekilde ulaştırsın diye dua ediyorum. Benzer bir şekilde bu yıl Ramazan ayı da bu korona pandemisi nedeniyle istediğimiz, beklediğimiz, özlediğimiz şekilde bir coşku ile maalesef geçemeyecek. O zengin, fakir, işte oralı buralı, siyah beyaz ayrımı gözetmeksizin buluştuğumuz ve topluca ve coşkuyla iftarlarımızı açtığımız iftar sofralarına hep beraber maalesef oturamayacağız. Teravih namazlarını hep birlikte huşu ve coşkuyla kılamayacağız. Sahurlara kadar oturup yaptığımız o sohbet ve meşveret ortamlarını maalesef bu sene bulamayacağız. Belki de bu ve benzer durumlar milli ve manevi değerlerimizin nedenli bizim için önemli olduğunu hissetmemiz açısından yaşadığımız dönem bir imtihan dönemi. Ben en kısa zamanda bu günleri de geride bırakıp o coşkulu Ramazan günlerine yeniden bizleri yaşatsın diye dua ediyorum Cenab-ı Hakk'a. Sorduğunuz soruya şu anda başlayacak olursak, bu vecibeleri tamamladıktan sonra, evet ben de korona pozitif çıkan insanlardan bir tanesiydim. Ben de bir tabii grip gibi, basit bir nezle gibi başladı. Aşağı yukarı bir buçuk ay kadar önce. Daha sonra tabii ateşim yükseldi. Ateşimin çok yükselmesiyle birlikte hekime, doktora başvurduk. Aynı zamanda bir solunum darlığı ve öksürük şikayetim de oldu. Ve tabii akabinde eklem ağrıları çok kötüydü.
Ve tabii bu korona virüsünün belirlenmiş veyahut da işte tanımlanmış bir tedavisi net bir şekilde mevcut değil. Ben sadece ateşim düştüğü zamanlarda ateş düşürücü kullandım. Onun haricinde de işte beslenmeme, uykuma, yani bağışıklık sistemini güçlendirecek olan noktalara daha dikkat etmeye çalıştım. Tabii tam bir karantina altında, kendi evimde, ayrı bir odada, izole bir şekilde yaşadım. Ve netice itibariyle biraz kilo kaybına uğradım. Ve 3 haftayı bulan bir süreç sonunda çok şükür atlattık. Tabii büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. En son yaptırdığım test pozitiften negatife döndü. Şu anda yaptırdığım test Allah'a şükür negatif çıktı. Ve doktorlar da artık karantina durumunun bittiğini, tekrardan normal hayatıma dönebileceğini söylediler. Ben bu vesileyle bu rahatsızlığım süresince arayan soran bütün insanlara, bütün tanıdıklarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Her gün arayıp sordular. Sayın Büyükelçimiz çok yakından ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Yani insan bu zor günlerde dostlarını, eşini, dostunu, akrabasını, ailesini tabii yanında görmesi moral açısından da çok önemli. Ben tekrardan hepsine bir kere daha sizin vasıtanızla teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, destek çok önemli. Bilhassa insan yalnız olduğu zaman yanında mutlaka birilerinin olmasını istiyor, birilerinin görüşmek istiyor, konuşmak istiyor. Çünkü vakit geçirmekte çok zorlanıyor. Şu anda evde bulunmak dahi, yani bir hasta olmadı, hastalık bulunmadan evde dahi bulunmak, dışarıya çıkmamak bile çok sıkıcı. Oysa ki sizin yaşadıklarınız daha da kötü. Hem hastalık hem tabii, kimse yok yanında. Tabii şöyle, yani özel bir durumla karşı karşıyaydık. Yani siz enfekte olmuş durumdasınız, bunu başkalarına bulaştırmama noktasında mutlaka izole, izolasyon şart, karantina şart. Hı hı. Ben tabii ailemden biraz endişe ediyordum, eşimden, kızımdan. Dolayısıyla çok şükür onlara da bulaşmadı. Ve bu süreci bu şekilde atlatmış olduk. Tabii burada hem Medipark Kliniği'nin değerli doktorları, hemşireleri, hem Zürih Üniversitesi Hastanesi'nin değerli doktorları, hemşireleri çok yakından ilgilendiler. Bu sürecin asıl kahramanları bence onlar. Gerek ülkemizde, gerek dünyanın dört bir tarafında görev yapan sağlık çalışanlarımızı bu noktada fedakarca kendilerini riske atarak ailesinden, eşinden, dostluğundan, çoluğundan, çocuğundan uzakta bir şekilde gece gündüz yaptıkları bu hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum, alkışlıyorum, teşekkür ediyorum. Bu arada hatırlatmak isterim takipçilerimize, okurlarımıza, Mustafa Bey'e sormak istedikleri bir soru varsa yorumlar bölümüne yazabilirler. Mustafa Bey, koronavirüs nedeniyle vaka sayısı çok yükseldi. Bütün dünyada 2 milyonu geçti. Evet. Can kayıpları dramatik bir noktaya ulaştı. Zannedersem Türkiye'de 634 bin test yapıldı ama İsviçre'de 221 bin. Evet. Vaka sayısı Türkiye'de 86 bine ulaşırken İsviçre'de 28 bine ulaştı. Evet. Bütün dünyada can kayıpları %1,5-2 oranlarında giderken, ölü sayısı Türkiye'de 1523 olurken bugün itibariyle İsviçre'de 1400'e yaklaştı. İsviçre ile Türkiye arasında bir kıyaslama yapacak olursak özellikle, nasıl bir kıyaslama yapabiliriz? Yani bu ölü sayısı bu kadar, vefat eden insanların sayısı Türkiye'de Türkiye ile İsviçre oranına baktığımız zaman vefat sayısına aşağı yukarı aynıya denk geliyor. Ama test sayısı 3 misli daha fazla. Vaka sayısı 3 misli neredeyse daha fazla. İsviçre'de bu ölümler neden çok daha fazla? Şimdi Bahtiyar Bey, teşekkür ederim sorunuz için. Konunun özüne girmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Ben bir bilim adamı olarak hiçbir zaman öznesi insan hayatı olan istatistiklere çok fazla anlam yüklenilmesi gerektiğini, bu istatistikler kullanılarak bir takım karşılaştırmalar yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani şimdi
Tabii ki istatistikler bir şekilde yorumlanabilir. Yani ben elektrik elektronik mühendisliği tahsili gördüm. Fizik doktorası yaptım Almanya'da Max Planck Enstitü'de. Uzun yıllardır da ETH Zürich Üniversitesi'nde matematik, fizik, elektronik mühendisliği bölümlerinde hocalık yapıyorum. İstatistik bizim işimizin çok önemli bir parçası. Tabii istatistikle ilgili birçok söylenmiş sözler vardır. Mesela bir tanesi der ki dünyada 3 tür yalan vardır. Yani bunun İngilizcesi lies, Evet. damn lies and statistics. Yani yalanlar, daha böyle büyük kuyruklu yalanlar ve üçüncü grupta istatistikler. Yani istatistikleri nasıl yorumlayacağınız çok önemli. Hele ki bu istatistiklerin öznesi insan hayatıysa bunları yorumlarken çok daha dikkatli konuşmak lazım. Çok daha hassasiyet göstermek lazım. Nitekim bir insan hayatı bile bizim için çok önemli. Şimdi bu girizgahı yaptıktan sonra, yani bu son söylediğim şeyi yerli yerine önce bir koyduktan sonra dünyada, Türkiye'de ve Avrupa'nın genelinde, özellikle İsviçre'de koronayla mücadele süreci nasıl işliyor? Bu rakamlar ne anlama geliyor? Bunları değerlendirebiliriz. Şimdi İsviçre dünyada ve özellikle Avrupa'da test sayısı bakımından en fazla test yapan ülkelerden bir tanesi. Yani bugün nüfusuna oranla, biliyorsunuz İsviçre'nin 8-8,5 milyonluk bir nüfusu var. Yani 200 Evet. bin civarında bir test yapmış olması İsviçre'yi Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam Norveç'ten sonra ikinci ülke konumuna getiriyor. En fazla test yapan ülkeler sayısı. Dünyada da Bahreyn, Norveç ve İsviçre üçüncü sırada. Yani test sayısı bakımından İsviçre gerçekten çok fazla test yapan ülkelerden bir tanesi. Burada bunu söylerken şunun da parantez içerisinde belirtmek istiyorum. Bu kadar fazla test sayısına ulaşmak İsviçre'de restriktif bir test kriterleri tanımlanmış olmasına rağmen yapılıyor. Yani işte semptomları ağır olan hastalara İsviçre'de test yapılması konusunda bir karar alındı. Yani ben kendimi iyi hissetmiyorum. İşte ya yaptırayım da içim rahat etsin. İşte geçenlerde böyle bir potansiyel olarak koronavirüsü taşıyan birisiyle görüşme ihtimalim oldu. Bana da bulaşmış mıdır acaba? Bir gideyim en iyisi test yaptırayım. Yani rahatlayalım falan tarzında mülahazalarla isteğe bağlı olarak semptomlarını, tanımlanan semptomlarını ya da belirlenen semptomlarını taşımadan ya da göstermeden gidip test yaptırmak İsviçre'de yasak. Biz Medipark Aynen. Kliniği olarak BAG'nin, yani Federal Sağlık Dairesi olan Bundesamtgesundheit'in koymuş olduğu bu kurallara azami derecede ve sonuna kadar riayet ettik. Pek çok yerinde üniversite hastaneleri olsun vesaire bu kurallara riayet ettiğini biliyorum. Vatandaşlar Evet. da bu konuda biz sağlıklı bir iletişim kurma noktasında çok emek harcadık Bahtiyar Bey. Yani şahsen bana veyahut da işte Medipark kliniğine de telefonla başvuran hastalarımız oldu. Ya işte ben bir test yapsanız, bana bir test yapsanız, işte içimiz rahatlasa falan, hepsini de biz geri çevirdik. Sadece semptomları taşıyan hastalara test yapılması noktasında bir izin söz konusu ve bu kriterlere rağmen, yani semptomları taşıyan hastaların test yapılması noktasında bir kriter tanımlanmış olmasına rağmen İsviçre test sayısı bakımından gerçekten en fazla test yapan ülkelerin başında geliyor. Tabii bu 220 bin sayısını yorumlarken şunu da ifade etmekte fayda var. Yani 220 bin test yapıldı, bu 220 bin kişiye test yapıldığı anlamı taşımıyor. Yani aynı kişiye 2 defa, bazen 3 defa, belki daha fazla sayıda test Tabii. olasılığı da var. Dolayısıyla tabii Avrupa'da bu rakamlar çok daha düşük başka ülkelerde. Yani İsviçre'de şu anda günde 6 bin test yapılıyor. Tabii 15 bine kadar bu rakamları çıkartmak mümkün kapasite itibariyle. Ve özellikle başlangıç durumunda semptomları taşıyan hastalara test yapılmasının sebebi test kitleri noktasında herhangi bir darboğaza girmemek. Bu noktada ben İsviçre'nin izlediği politikayı doğru buluyorum, anlamlı buluyorum. Tabii Türkiye'ye bakacak olursak, sorduğunuz soru itibariyle tabii öncelikle şunu ifade etmekte fayda var Bahtiyar Bey.
Buyurun. Vatandaşlarımız da Mustafa Bey, İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımız da özellikle bu konuda çok şikayetçi. Test yaptıramadıklarından, kendilerinden şüphe duyan test yaptıramadığı için bu konuda çok şikayetçi. Bunları çok görüyoruz açıkçası. Evet. Ya benzer şikayetler bize de geliyor. Yani işte neden test yapılmıyor? Ben test yaptırmak istiyorum. İşte niye ilgilenilmiyor falan tarzında problemlerle, şikayetlerle bize başvuran hastalarımız da var. Fakat burada içinde biz, Bahtiyar Bey, her şeyden önce şunu söylemek lazım. Biz Avrupa'da yaşayan Türkler olarak burada iş yeri olan veya burada çalışan, burada ailesini, eşini, dostunu burada geçindiren insanlar olarak yaşadığımız ülkenin kurallarına, yaşadığımız ülkenin birimlerinin tanımladığı kurallara sonuna kadar saygılıyız ve toplumumuzu da bu kurallara uyulması noktasında motive ediyoruz. Bu kuralları toplumumuzda daha iyi anlaşılması noktasında emek sarf ediyoruz. Tabii evet. Federal Sağlık Dairesi böyle bir kural koyduysa buna hep beraber uymakla mükellefiz. Tabii burada vatandaşlarımızın da böyle paniğe, endişeye veyahut da herhangi bir kaygıya veyahut da böyle bir pimpiriklenmeye girmesine gerek yok. Yani ateş, yüksek ateş, öksürük, solunum darlığı veyahut da kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın özellikle bu şikayetlerde bulunması varsa bu noktada derhal bir kliniğe başvurdukları zaman zaten orada herhangi bir problem yok. Ama böyle hani içim rahatlasın falan tarzında evet. Mülahazalarla test yapılması da doğru değil. Elif Yetiş Hanım bir soru sormuş. Hocam Medipark Hastanesi'nde yani sizi kastediyor Medipark Kliniği'ni semptomları ağır olan vakalara test yapıyor musunuz diye. Tedavi evet. Var mı soruyor. Evet, teşekkür ediyorum soru için. Elbette yapıyoruz. Yani kriterleri tutan, semptomları ağır olan veyahut da ağır olan derken sağlık dairesinin tanımladığı semptomları taşıyan hastalara biz test yapıyoruz Medipark Kliniği'nde. Evet. Pozitif çıkan hastalarımızı da hekimlerimiz yönlendirmesi gereken yerlere yönlendiriyorlar. Bu noktada biraz önce söylediğim gibi ateş, yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve bununla beraber veya bunların yanında kronik hastalıkları da olan vatandaşlarımız varsa derhal bir hekime başvursunlar. Medipark Kliniği olarak bize de başvurduklarında biz yardımı gereken yönlendirmeyi yapıyoruz. Zaten vatandaşlarımız bize telefonla ulaştıkları zaman gerek hekimlerimiz gerek hemşirelerimiz kendilerine bu noktada gerekli açıklamaları telefonda yapıyorlar. Doğru bir yönlendirmeyle onların bu süreci en doğru bir şekilde atlatmaları noktasında yardımcı oluyoruz. Mustafa Bey, ben asıl şunu sormak istiyordum size. Vatandaşlarımıza belki bu konu daha çok yardımcı olabilecek gibi duruyor. Kendimiz, yani bir insan kendi kendinin doktoru derler ya. Evet. Kendimizde koronavirüsü şüphesi duyduğumuz anda en önemli ne yapmalıyız? Yani bende var mı diye şüphe duyduğumuz anda nasıl koruruz kendimizi? Şimdi Bahtiyar Bey, her şeyden önce bende var mı diye şüphe duymamızın tanımı bunun semptomlarının ortaya çıkması demek. Yani nedir? Biraz önce saydığım gibi hani evet. Ateş var mı? Yani yüksek ateş, öbür taraftan işte eklem ağrıları, nefeste daralma, solunum güçlüğü veyahut da işte öksürük, kuru öksürük vesaire. Bu semptomlar ortadan biri veya birkaçı varsa hastalarımız veya insanlarımız ya acaba bende de var mı diye bir endişe duyabilirler. Öbür taraftan hani durduk yere bende de var mı acaba diye pimpiriklenmeye bir kaos veyahut da bir panik havası estirmeye gerek yok. Bu noktada vatandaşlarımız, insanlarımız lütfen daha soğukkanlı, daha duyarlı olsunlar. Bu tür herhangi bir biraz önce saydığım semptomlardan biri veya birkaçı varsa herhangi bir kliniğe telefonla ulaşılması en doğrusu. Çünkü eğer varsa dışarıya çıkılması, izolasyon kurallarının ihlal edilmesi demek. Telefonla bir kliniğe ulaştıkları zaman, Medipark'a ulaştıklarında da hekimlerimiz hastamızla görüşür. Gereken yönlendirmeleri mutlaka yapacaklardır. Ama dediğim gibi paniğe gerek yok. Soğukkanlı olmakta fayda var. Aynen. Mustafa Bey, biraz önce
Sormayı unuttum. Siz de yaşınız için koronavirüsün tedavisi gören insanlar çoğunlukla kilo kaybından, fiziksel etkiden bahsediyorlar. Bunlardan siz de yaşadınız mı kilo kaybı gibi? Tabii ben de yaşadım. Yani özellikle bir sürecin başlangıcına göre 7-8 kilo civarında ben de kaybettim. Ya tabii bunun pek çok etkileri, sebepleri var. Yani iştahsızlık, işte yüksek ateş sonucu, işte su kaybı vesaire bütün bunlar kilo kaybında etkili. Fakat bağışıklık sistemini bu noktada güçlü tutmak, işte yeterli, düzgün, doğru beslenme, aynı zamanda yeterli uyku vesaire bunlar, moralinizin yüksek tutulması bu süreci en kısa bir şekilde atlatmada yardımcı oluyor. Ben müsaadeniz Bahtiyar Bey, bir önceki sorunuzdan devam etmek istiyorum. Yani İsviçre'deki durumla, Avrupa'daki durum, genel olarak durumla Türkiye'deki durumu bir kıyaslar mısınız demiştiniz. Tabii başlangıçta yani birebir kıyaslanamayacağını, basma kalıp parametrelerle böyle bir kıyasın doğru olmayacağını ifade ettikten sonra İsviçre ile ilgili bir değerlendirmede bulundum. Yani nüfusun oranla çok fazla sayıda test yapması önemli. Avrupa'da bu noktada hani lider, birinci ya da ikinci ülke olması da önemli. Tabii Avrupa'da İsviçre'den çok daha zor durumda olan ülkeler var. Yani bütün vatandaşlarımız takip ediyor. İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, hatta Almanya bu noktada çok zorlu günlerden geçiyor. Tabii Türkiye'de bu süreç nasıl işliyor diye sormuştunuz. Ben bu Yok, noktada kıyaslamaya şöyle şunu kastetmiştim. Vaka sayılara baktığımızda Türkiye'de 3 kat daha fazla test sayısı ve vaka sayısı olduğu halde İsviçre'de ölüm sayısı Türkiye kadar var. bu Onu sorunuzu kastettim. şöyle cevaplamak isterim. Şimdi tabii Türkiye aldığı tedbirlerle pek çok ülkeye oranla daha radikal tedbirler almış bir ülke. Yani bugün örnek vermek gerekirse maskesiz sokağa çıkmanın yasak olması, efendim işte toplum taşıma araçlarında oturma düzenlerinin izolasyon kurallarına paralel bir şekilde olmuş olması, işte hafta sonları özellikle sokağa çıkma yasakları, 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasaklarının uygulanması ve sosyal izolasyon kuralları ile ilgili kolluk kuvvetlerinin bu noktadaki mücadeleleri vesaire pek çok ülkeye oranla daha radikal kararlar sayılabilir. Tabii bütün bunların yanı sıra şunu ifade etmekte fayda var Bahtiyar Bey. Şimdi her şeyden önce şunu vurgulamak lazım. Ben sağlık endüstrisinin içerisinde olan bir insan olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımlarla gerek özel hastaneler, gerek şehir hastaneleri ve bunlardan daha önemli olarak mevcut yetişmiş ve çok kaliteli bir sağlık ordusuyla, hekimiyle, hemşiresiyle, bakın burada bu çok kaliteli kelimesinin altını çiziyorum. Böyle bir sağlık ordusuyla ve yaptığı hastane yatırımlarıyla ve sağlık altyapısıyla Türkiye Avrupa'nın tamamından zaten çok daha iyi bir noktada idi. Ben bu koronavirüsü neticesinde ortaya çıkan tablonun, sizin biraz önce rakamlarla ifade ettiğiniz tablonun bu gerçeğin daha net bir şekilde görülmesi sağladığını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin sağlık yatırımlarının, Türkiye'nin hastane altyapısının ve yetişmiş sağlık ordusuyla bu sürece en hazırlıklı yakalanan ülkelerden bir tanesi, hatta birincisi olduğu kanaatindeyim. Bugün Amerika'nın durumu ortada, işte İtalya, Avrupa ülkelerinin durumu ortada. Ve halkımız bu noktada biraz daha bilinçli davranabilse biz bu süreci çok daha kolay atlatacağız. Kolay atlatırız. Tam bu konuda Dilek Kansu Hanım benim sormak istediğim bir soruyu soru yorum olarak yazmış. İsviçre'nin verdiği verileri güvenli buluyor musunuz diye bir soru yöneltmiş size. Vaka sayısının gizlendiğine inanıyor musunuz diye. Ben buradan bu soruyu İsviçre hükümetinin almış olduğu tedbirlerin salgının
daha da fazla yayılıp yayılmamasını önlemek amacıyla yeterli buluyor musunuz diye soracaktım. İkisini şimdi, bitirerek soralım diye sorayım diye düşündüm. Evet. Şimdi Bahtiyar Bey, tabii tedbirleri yeterli buluyor musunuz sorusuna cevap vermek çok güç. Çünkü neye göre yeterli buluyor muyuz, bulmuyor muyuz? Baktığımız zaman Türkiye, İsviçre'ye göre daha radikal tedbirler almış durumda. Yani bugün İsviçre'de, Türkiye'de olan yasakların çoğu İsviçre'de yok. Fakat evet. Buna mesela çok basit bir örnek vermek istiyorum. Yani geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Paskalya tatili vardı, 4 günlük bir tatil. Havalar da çok güzeldi İsviçre'de, tıpkı bir yaz havası gibiydi. Ben arabayla yolda giderken Zürich Gölü'nün kenarındaki o sahil şeridine şöyle bir göz attım. Yani insanlar tamamen sele serpe yerlerde, işte kimisi spor yapıyor, kimisi piknik yapıyor, kimisi güneşleniyor, kimisi efendim işte oralarda dolaşıyor. Hani şöyle baktım, bütün banklar, oturma yerleri falan dolmuş durumda. Yani insanlar bu noktada İsviçre'de de sosyal izolasyon kurallarına fazla riayet ettikleri söylenemez. Dolayısıyla hani bu noktada aldığı tedbirler yeterli midir diye sorsanız yeterli gözükmeyebilir. Fakat netice itibariyle bu süreci yöneten ve sonuçta bu sürecin yönetiminde de sorumlu olan bir hükümet ve bir sağlık yöneticileri var. Böyle bir mutlaka enine boyuna değerlendirmişlerdir bu süreci. Artısıyla, eksisiyle, getirisiyle, götürüsüyle değerlendirmişlerdir ve böyle bir kuralları doğru olduğunu ortaya çıkarıyor. Evet. Şimdi tabii burada bildirilen rakamlar, seyircimizin sorusu güvenli midir, değil midir? Tabii bunu bilmek çok zor. Şimdi bunu belki yorumlamak mümkün. Sadece İsviçre'de değil, evet, ya da Türkiye'de de yorumlamak mümkün. Nasıl yorumlayabiliriz? Matematiksel olarak olaya yaklaşacak olursak, şimdi her ülkenin yıllık veya aylık ölüm oranları vardır geçmiş yıllara nazaran. Mesela 2020 senesindeyiz. Bir sene önceye gidecek olursak 2019, ondan bir sene önceye gidecek olursak 2018, 2017. Bu şekilde geriye yönelik olarak ülkelerin ölüm oranlarına baktığınızda bu hani böyle bir deprem veyahut da böyle çok büyük çapta bir afet ve felaket söz konusu olmadığı zaman aşağı yukarı stabil bir seyir gösterir. Yani belki nüfusa artışla, nüfus oranına artışla belli bir artış söz konusu olabilir bu oranlarda ama bunu modellemek mümkün. Matematiksel olarak da modellemek mümkün. Yani işte nüfus, doğum oranları, ölüm oranları, işte nüfustaki artış vesaire, bütün bu parametreleri, bütün bu sürecin dinamiklerini hesaba katarak bir matematiksel modelleme yapmak mümkün. Şimdi geçtiğimiz yıllardaki ölüm oranlarına bakarak 2020 yılında şu döneminde ölüm oranlarında istatistiksel olarak önemli, yani statistically significant, çok gözle görülür bir artış varsa bunu sorgulayabiliriz. Yani örnek vermek gerekirse son 5 yılda, son 10 yılda atıyorum işte Nisan ayında İsviçre'deki ölen insan oranı şu anda bunun 1,5 katına, 2 katına çıkmışsa işte seyircimizin sorduğu soru, bu rakamlar aradaki bu fark nereden geliyor diye akıl yürüterek bunun mevcut korona pandemisiyle ilişkilendirmek mümkün. Tabii bu noktada da verilen rakamlarla bu aradaki farkı kıyaslamak da mümkün. Mustafa Bey, ben bunu daha çok yaşlılık oranıyla bağlantı kuraraktan bir yorum olarak söyleyeyim. İsviçre'de yaşlı insan sayısı Türkiye'ye göre çok daha fazla olduğu için olabilir mi acaba? Tabii bu bir mutlaka bir parametredir. Yani genç insanlar, bağışıklık sistemi güçlü insanlar bu süreci korona pandemisine karşı daha dayanıklı atlatıyorlardır. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Evet. Bu noktada Avrupa'nın genelinde ölüm oranlarının, vakaların daha yüksek görülmesi doğaldır. Fakat yani burada birebir karşılaştıramayız. Çünkü nüfus etkili, yapılan test sayısı etkili. Yani hiç test yapmazsanız hiç vaka çıkmaz. Dolayısıyla ben bu noktada, yani bir de şöyle bir durum da var. Şimdi genelde bütün dünya ülkelerinde aynı sorunu ve aynı süreci yaşıyor. Şimdi bir vatandaş hastaneye gitmiş ve vefat etmiş diyelim. Tabii bu kişiye test yapılmadan vefat ettiyse eğer bu kişi, kayıtlara bu nasıl geçecek? Yani koronadan dolayı mı vefat etti?
Yoksa işte farklı bir sebepten dolayı mı öldü? Bu süreç sadece Türkiye'de değil, dünyanın bütün ülkelerinde yaşanan bir süreç. Yani ölen bir insana test yapılması çok ne kadar mantıklı bunu da bilemiyorum. Yani test kitlerinin sınırlı olduğu bir ortamda. Dolayısıyla bu noktada verilen rakamların ne kadarının koronadan dolayı olduğu vesaire bunları tespit etmek sadece Türkiye açısından değil, bütün ülkeler açısından gerçekten çok zor. Bu noktada evet, çok ben, zor, doğru. Bu noktada ben sağlık çalışanlarımızı mümkün olduğu kadar mevcut hastalarımızın tedavisiyle meşgul etmeyi ve onun haricindeki her şeyi ikinci planda tutmayı tabii ki önemli. Tabii ki bunları değerlendirmek lazım. Fakat her şeyden önemlisi mevcut hastalarımızı yaşatabilmek. Mustafa Bey, Murat Eser isimli bir vatandaşımız kızımı ateş, boğaz ağrısı ve sık öksürük ile hastaneye götürdüm. Bize hastaneden söylenen ne zaman nefesiniz kesilecek, öyle tekrar gelin. Yani komadayken gibi. Evet. Eşim neredeyse kavga ediyordu hastanede. Hem de hiç kimse yoktu hastanede. Bizi eve gönderdiler diye bir yaşadığı olayı anlatmış. Seyircimiz bu çok tip haklı. Olaylar şu zamanlarda çok yaşanıyor galiba tabii, hastanede. Seyircimiz çok haklı. Yani kendisi gibi, seyircimiz gibi pek çok vatandaşımız bize bu şikayetlerle başvuruyor. Özellikle büyük hastanelerde, üniversite hastaneleri gibi vesaire. Yani maalesef artık yoğunluktan mı diyelim veyahut da onların dinamikleri nedir tam bilemiyorum da semptomların çoğu gözükmesine rağmen hastaları kabul etmiyorlar. Yani tabii şimdi Bahtiyar Bey bu noktada Avrupa'nın sağlık sistemini kritize etmek lazım. Yani İsviçre'de zaten evet, sağlık sistemiyle ilgili pek çok sorunlar vardı ve biz bunları sürekli dile getiriyorduk. Yani bugün mesela bir acil servise, bırakın korona pandemisini, öncesinde vatandaşlarımız acil servislere vesaire gittikleri zaman çok uzun zamanlar bekliyorlardı. Yani ben eşim mesela parmağıyla ilgili bir parmağı kesildi. Yani bayağı bir kanama, parmağında kanama vesaire vardı. Alelacele Zürih Üniversitesi'nin acil servisine gittik. Orada hala daha işte kayıt sırasında işte postlight sağlığınız nedir, posta kodunuz nedir falan gibi sorulara muhatap olmak insanları tabii çileden çıkarıyor, sinirlendiriyor vesaire. Hani bugün evet, bu noktada mesela bir kıyaslama yapmak istersek mesela bunu kıyaslayabiliriz. Mesela Türkiye'de bugün mesela bir böyle bir durum olsa daha siz hastaneden aşağı araba gittiğinizde arabadan aşağı inmeden sedyeyi burnunuza dayıyorlar hastayı hemen içeri almak için. Yani bu biraz kültür farklılığı, bu biraz işte olaylara nasıl baktığınızla alakalı ülke olarak, kültürel olarak. Ben bu noktada yani evet, sözlerimin başında söylediğim gibi Türkiye'nin sağlık yaklaşımını, bakın sağlık yaklaşımını diyorum, hastalarla olan bu noktadaki iletişimini, hastane altyapısını, doktor ve hemşire altyapısını Avrupa'dan ve dünyanın pek çok ülkesinden çok daha iyi bir durumda görüyorum. Şu yaşadığımız süreçte işte bu gerçeğin ortaya çıkmasına ve daha net gözükmesine vesile oldu bence. Evet. Mustafa Bey, siz aynı zamanda sadece Medipark Kliniği ile yönetim kurulu başkanı değilsiniz. Aynı zamanda İsviçre Türk Toplumu'nun da görevlisiniz. Genel koordinatörlük görevini üstleniyorsunuz. İsviçre Türk Toplumu, vatandaşlarımız İsviçre'de özellikle toplum olarak, İTT olarak siz ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Vatandaşlarımıza bu konuda bilgilendirme konusunda, yardımcı olma konusunda. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel, önemli bir soru bu. Tabii biz burada Avrupa Türklüğü olarak virüsün ortaya çıktığı ilk günden başlayarak Bahtiyar Bey, özellikle Bern Büyükelçiliğimiz ve bağlı bulunan Zürih ve Cenevre Başkonsolosluklarımız, İsviçre'deki bütün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte tam bir uyum, tam bir koordinasyon ve tam bir dayanışma içerisinde duruma son derece hakim bir şekilde bu süreci yönetiyorlar. Mesela evet, özellikle İsviçre'de turist vizesiyle bulunan ve Türkiye'ye dönme sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız vardı ki bunlarla ilgili geçen hafta biliyorsunuz bu hafta içerisinde bir uçakların vesaire olacağıyla ilgili açıklamalar da yaptı.
bu vatandaşlarımız, yani Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlarımızla ilgili büyükelçiliğimiz bu noktada ivedilikle konuya el koydular. STK'larımızla koordine biçimde bu durumdaki vatandaşlarımızın buradaki bütün ihtiyaçlarının karşılanması, bunlar nerede kalacaklar, işte parası olmayanlar ne yapacak vesaire noktasında azami gayret gösterdiler. Bu noktada ben bir kere daha büyükelçiliğimize ve başkonsolosluklarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii sivil toplum kuruluşlarımız, İTT'ye bağlı olsun olmasın, bu süreç içerisinde gerçekten çok fedakarca ve samimi bir şekilde işe el uzattılar. Yani bunlara tabii pek çok örnek vermek mümkün. Örnek vermek gerekirse İsviçre Türk Federasyonumuz bu konuyla ilgili bir ekip oluşturdu ve bütün teşkilatlarıyla birlikte bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm ürettiler. Bugün evden dışarı çıkamayacak olan insanlar, yaşlılar vesaire. Bunu söylerken Bahtiyar Bey, sadece Türk popülasyonundan veya İsviçre'de yaşayan Türklerden bahsetmiyorum. Bütün vatandaşlarımız, İsviçre'de yaşayan İsviçreli olsun, başka milletlere mensup olsun, İsviçre'deki bütün vatandaşlarımıza yönelik böyle bir hizmeti yaptılar. İşte ilacı biten hastalarımız, ilaç temini noktasında bu ekiplerimiz görev aldı. Benzer şekilde özellikle Zürih bölgesinde sıcak yemek servisi dahi evlere kadar yapıldı. Başvuran bütün vatandaşlar, İsviçreli vatandaşlar, ben işte yemek bulamıyorum veya dışarı çıkamıyorum veyahut da işte bu noktada sıkıntı yaşıyorum diyen herkese kapılarına kadar sıcak yemek servisi dahi yapıldı. Tabii İsviçre'de özellikle müsiat teşkilatımız, örnek vermek gerekirse bu kritik dönemde işte İsviçre'de iş yeri sahibi olan personel çalıştıran bütün firmalarımıza bu süreçte İsviçre'nin tanıdığı imkanlar, ekonomik imkanlar nelerdir, finansal destekler nelerdir, bunlara nasıl başvurulur, bunlar nasıl temin edilir, bu süreç nasıl yönetilir, bu noktada bütün teşkilatlarıyla birlikte firmalarımızın hizmetindeydi. Yayınlanan, İsviçre'nin yayınladığı bütün ilanları insanlarımıza, firmalarımıza gönderdiler. Bunları yeri geldi Türkçe'ye tercüme ederek gönderdiler. Formlar hazırladılar. Bu başvuru süreçlerine nasıl yönetilir, nasıl başvurulur, nasıl temin edilir bunlar? Bütün bunlarla ilgili çok ciddi gayret gösterdiler. Ben buradan bütün müsiyat teşkilatına da teşekkürlerimi sunuyorum. Benzer şekilde Milli Görüş Teşkilatımız olsun. Tabii buradan hepsini tek tek saymak mümkün değil. Ben kısaca bu süreçte bütün teşkilatlarımızın, bütün sivil toplum kuruluşlarımızın ideolojik farklılıkları bir kenara bırakarak, Bahtiyar Bey, evet, ideolojik farklılıkları bir kenara bırakarak bir dayanışma içerisinde olmasından büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepsine de ayrı ayrı hem sivil toplum kuruluşlarımız adına hem İsviçre Türk toplumu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Mustafa, çok bizi izleyen, dinleyen şu anda birçok kuaför arkadaşlarımız da var. Şahsen tanıdıklarımız, tanımadıklarımız, 27 Nisan'da biliyorsunuz tekrar kuaför salonu açılabilecek, güzellik salonları, ama hepsinin ortak şikayet noktası maske yok. Evet. Gibi bir şikayet bulunuyorlar. Bu konuda bizim yapabileceğimiz, elbette sizin de yapabileceğiniz bir şey yok, ama bana çok erkenmiş gibi geldi. Yani tedbirler tam olarak alınmadı. Ve bu insanlar çalışırken sadece maske değil, sosyal mesafe konusu var ve aynı anda çalışmak zorundasınız. Evet. Ve maskeniz yok, korunamıyorsunuz. Bu konuda vatandaşlarımız gerçekten, özellikle bu mesleği icra eden çok Türk işletmeler var, evet, işverenler var. Evet. Bu konuya bir değinme şansınız var mı? Ya tabii, şimdi Bahtiyar Bey, bu süreci yöneten ülkeler, bu süreci yönetiminden sorumlu olan hükümetler, sağlık bakanlıkları veya birimler, emin olun bütün bunları farkında, bütün bunları değerlendiriyor ve düşünüyorlardır. Fakat şunu ifade etmemiz lazım. Şimdi biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Vatandaşın maskesi yok, sosyal mesafe kuralları noktasında sıkıntı, eğer açılırsa
Bir berber yaklaşmadan nasıl kafa tıraş edecek vatandaşı? Ne olacak bu durumda? Aynen. Şimdi bu durumda acaba şu sorular akla gelebilir. Acaba bu kararlar erken mi alındı? Veyahut da işte bu süreci nasıl etkiler? Yani ikinci bir dalga gelir mi? Yani ölüm oranlarında vesaire vaka oranlarında bir artışa neden olur mu bu durum gibi? Şimdi hükümetler bir yandan bunu düşünürken bir yandan da ekonomiyi canlı tutmak zorundalar. Çarkları döndürmek zorundalar. Şimdi özellikle toplumumuz, İsviçre toplumu, mesela kuaförlerden örnek verdiniz. Bir yandan sizin bahsettiğiniz problemlerden şikayetçiyken, mesela maske bulamıyoruz veyahut da işte sosyal mesafe kuralı hiçe sayılacak, ne olacak bu durumda derken, öbür taraftan şu soruyu da soruyor. Ya bu süreç daha ne kadar uzayacak? Biz iflas noktasına geldik. Dükkanımız ne kadar daha kapalı kalacak? Bir yandan da bu soruyu soruyorlar. Dolayısıyla süreci yöneten insanlar, hükümetler sadece işin sağlık tarafıyla ilgilenmiyor, sadece oradan da sorumlu değil. Aynı zamanda işte çarkların dönmesi, ekonominin tekrar canlanması noktasında da sorumlular. Bu kararları alırken ben hükümetlerin şunu dikkate alarak karar verdiğini düşünüyorum. Özellikle İsviçre bu peak dediğimiz yani tepe noktasını geçen hafta yakaladı ve artık bu oranlar düşüşe geçti. Vaka sayısı azaldı, ölüm oranlarında belirli bir azalma oldu. Hani bu böyle gider gibi bir öngörüyle işte devam ediyor, evet. Ekonomiyi daha fazla işte zorlamayalım mülahazalarıyla belki bu karar almış olabilirler. Tabii bunu yaparken şunu söylediler, buradan seyircilerimize bunu bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Açacak olan bu tür dükkanlar bu süreçte nasıl bir mücadele sergileyeceklerini korona konusunda bir konseptle izah etmek durumundalar. Yani ben işte şu tedbirleri alarak dükkanımı açacağım diye bu konsepti de belirlemek zorundalar. Dolayısıyla bu noktada tabii ülkemize baktığımız zaman Türkiye'ye henüz bu kararlar alınmadı. Sözlerimin başında da söylediğim gibi Bahtiyar Bey, yani Türkiye'de alınan tedbirler gerçekten Avrupa'nın pek çok ülkesinde oranla daha radikal, daha koruyucu. Evet. Yani özellikle mesela hafta sonları Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Mesela ben tam olarak bilmiyorum ama haftaya Türkiye'de özellikle 4 gün sokağa çıkma ihtimali var. Yasağının gelme ihtimali var. Çünkü 23 Nisan zaten resmi bayram. Perşembeye denk geliyor. Cuma gün artı hafta sonuyla birleştiği zaman 4 günlük bir izolasyon dönemi yaşanıyor. Ama bu İsviçre'de yaşanmıyor. Yaşanmadığı için de yani bu mesleği icra eden insanlar için de çok zor. Vaka sayılarının yükselinde, düşmesinde de bir etkisi olacak mutlaka. Mutlaka. Yani dediğim gibi Avrupa'ya oranla Türkiye'deki süreç daha radikal kararlarla, daha koruyucu tedbirlerle işlediğini söylemek mümkün. Yani şu anda tabii Türkiye neden bunu yapıyor? Elbette öncelikle insan sağlığı açısından. Fakat Bahtiyar Bey, bizim toplumsal olarak geçmişimize, kültürümüze bakacak olursanız böyle radikal tedbirleri, Avrupa'ya oranla daha radikal tedbirleri almaya mecburuz Türkiye'de. Yani evet. Şu anda Avrupa'da yaşananlar, mesela örnek vereyim, İtalya'da yaşananlar, İspanya'da yaşananlar, Hollanda'da yaşananlar şu anda Türkiye'de yaşansaydı, yani huzur evlerinde toplu ölümler olsaydı, vatandaşlar hastanelere gittiklerinde test yapamayız, eğer işte çok ağır semptomlarla gelmediğiniz sürece size test yok deselerdi, bunu ücretli yapsalardı, vatandaşa maske bulunamasaydı, bırakın vatandaşı, hastanelerde çalıştırdığınız personelin maske, önlük, steril, bir takım steril ürünler bulmasında dahi sorunlarla karşı karşıya kalsaydınız, bugün pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, Türkiye'de neler olurdu? Bunu seyircilerimizin yorumlarına bırakıyorum. Acaba nasıl bir kaos ortamı yaratılmaya çalışılırdı? Nasıl bir panik havası estirilirdi? Bu garabet tabloları üzerinden hangi uluslararası haber kanallarına heyecanlı bir şekilde servisler yapılırdı? Ya bunları seyircilerimize bırakıyorum. Zaten Avrupa medyası en küçük yani I'nin üzerindeki, I'nin üzerindeki noktayı arıyor Türkiye aleyhine propaganda yapabilmek için. Dolayısıyla Türkiye olurdu. Yani dolayısıyla Türkiye'nin toplumsal kültür itibariyle, geçmişte yaşadığı tecrübeler itibariyle, sosyal tecrübeler, siyasi tecrübeler itibariyle, tabii evet, en öncelikli olarak insan sağlığı itibariyle
Avrupa'ya oranla daha radikal kararlar almasını ben doğru buluyorum, mantıklı buluyorum. Özellikle ekonomiyi ikinci plana atıp insan sağlığını bu noktada daha ön planda tutması noktasında Türkiye'nin süreci yönetmesini daha doğru buluyorum. Benzer bir şekilde... Mustafa Bey, mesela buyurun. Şöyle bir örnek de var aslında. Türkiye'de koronavirüs testleri ücretsiz, bu devlet karşılıyor. Evet. Sigortalısınız, değilsiniz, hiç fark etmiyor. Yani bütün vatan 83 milyon vatandaş için ücretsiz. Ama İsviçre'de bunu Krankenkasseler tahminim ikinciden sonra ödemiyor. Birincisini ödüyor galiba, doğru mu? Yok, yani pek çok sağlık sigorta şirketi ikincisini de ödüyor Bahtiyar Bey. Gerekli olduğu zaman, yani tıbbi bir gereklilik olduğu zaman zaten yapılıyor ve sigortalar bunu karşılıyorlar. Yani bu süreçte İsviçreli sigorta şirketlerine tabii çok fazla hasta, çok fazla vaka vesaire var. Acaba sigorta şirketlerinin içerisinde iflas edenler olur mu? Yani mevcut rezervleri itibarıyla bu süreci finansal olarak götüremeyecek olan sigorta şirketleri çıkar mı gibi bir takım araştırmalar da yapıldı. Ve sigorta şirketleri çoğunluk itibariyle böyle bir durumda herhangi bir sorun yaşamayacaklarını ifade ettiler. Tabii Türkiye'de bunların devlet tarafından garantiye alınmış olması, ücretsiz yapılıyor olması vatandaşlarımız açısından büyük bir kolaylık. Evet. Bu noktada bu günleri atlatacağımız kanaatindeyim. Çok daha güzel günler bizi bekliyor. Toplumsal olarak gerek İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımız, gerek Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Bahtiyar Bey, soğukkanlı olmaya özen gösterelim. Ülkemizin bu noktadaki yöneticilerine, bu sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalışalım. Yani bugün Medipark'ta biz klinik aynen. olarak başhekiminden, bütün doktorlarından, hemşiresine kadar gerçekten fedakarca çalıştıklarını ben bizzat şahidim. Yani kendilerini riske atıyorlar. Düşünün, yani bir koronalı bir hasta gelmiş, onunla ilgileniyorsunuz. Ondan sonra da işte evinize gidip ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Yani bir hekim olmak bu süreçte çok zor. Sağlık çalışanı olmak çok zor. Bu noktada vatandaşlarımızın yardımcı olmalarını, panikle değil de soğukkanlılıkla hekimlerimizin tavsiyelerini dinlemesini önemli rica ediyorum. Özellikle ilkokul ya da ortaokul çocuğu sahibi anneler yorum yapıyorlar, yazıyorlar. Esma Hanım diyor ki okulların açılması taraftarı değilim. Birçok anne gibi endişelerimiz hala çok yüksek. Okulda nasıl mesafe koruyabilir çocuklar diyor. Okulların ara verilmesi devam etse ne gibi zarar getirir ki diye bir yorumda bulunmuş. Çok aynı haklı bir yorum. Şekilde... Bence çok haklı bir yorum. Kendisine tamamen katılıyorum izleyicimizin. Yani bugün aynı şekilde Dilek Hanım da diyor ki okul çocukları gerçekten risk grubunda değil mi? Taşıyıcı olma ihtimalleri yok mu diye bir soru soruyor. Elbette var. Yani her ne kadar işte koronavirüsü çocuklarda daha seyrek görülüyor, daha işte az görülüyor vesaire dese de elbette taşıyıcı olma riskleri var vesaire. Yani okulların bu kadar hani Mayıs ayında erken açılmasının nasıl bir motivasyonla, nasıl bir düşünce altyapısıyla alındığını ben de anlamış değilim. Yani buradan şunu ifade etmek istiyorum Bahtiyar Bey. Eğitimin telafisi olur. Bakın, eğitimin telafisi evet. olur. Yani çocuklarımızın alamadığı eğitimin bir şekilde telafi edilebilir. Eğitimin telafisi olur. Fakat sağlığın telafisi olmaz. Dolayısıyla kararlar alınırken yani umarım karar alan kişiler, birimler bunu göz önünde bulundurmuşlardır. Mustafa Bey, yayınımız çok iyi diyor. Vatandaş, bizi seyreden seyircilerimiz, okurlarımız da çok iyi takip ediyorlar. Yorum yazmaya da devam ediyorlar. Ama siz bana Medipark Kliniği'nin Zürih'te yönetim kurulu başkanısınız. Medipark Kliniği'nde vatandaşlarımız geldiği zaman Zürih'te kendi ana dillerinde tedavi ol şansları bulunuyor. Bildiğim kadarıyla Krankenkasse'de falan hiçbir sorun yok. Normal başka gittikleri gibi, İsviçreli doktorlara gittikleri gibi size de gelebilirler. Sizden ne gibi hizmetler var? Sizin ağzınızdan bütün okuyucularımızın hepsi de bir kendi ağzınızdan haberdar olsunlar. Mesela evet. örneğin MR çekilmek gibi bunların hepsini veya testler gibi yapabiliyorlar mı sizde? Evet, teşekkür ederim Bahtiyar Bey. Bu vesileyle kliniğimizi de daha yakından tanıtma fırsatı buluyoruz vatandaşlarımıza.
Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum. Medipark Kliniği bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Yani İsviçre'de yaşayan pek çok vatandaşımız, özellikle Türk vatandaşlarımız, kendi ana dillerinde ve kendi kültürlerinde sağlık hizmeti almak istiyorlardı. Tabii bu noktada bu boşluğu dolduran, yani bu hizmeti veren, bu talebe cevap veren, bireysel muayenehanecilik yapan bir takım hekim arkadaşlarımız vardı. Uzun yıllardır bu işleri yapan, 20 yıldır, 30 yıldır muayenehanecilik yapan hekim arkadaşlarımız vardı. Bu işin adeta cefakarlığının cefasını çekmiş, emek vermiş doktorlarımız, evet, hekimlerimiz vardı. Fakat bu ihtiyaca tam olarak cevap verilemiyordu. Talebin çok az bir bölümüne cevap verildi. Çok büyük bekleme süreleri, çok büyük yığılmalar oluyordu. Evet. Biz tabii insanlarımızın, vatandaşlarımızın ana dillerinde, kendi kültürlerinde sağlık hizmeti alabilmesi ve bunların pek çok branşı da bir araya getirerek alabilmesi noktasında bir adım attık. Ve Medipark Sağlık Grubu olarak kliniğimizi geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. Şu anda Medipark Kliniği'nde aile hekimliği ve iç hastalıkları ve dahili branşlar başta olmak üzere pek çok farklı branşta hizmet veriliyor. Bugün kadın hastalıkları ve doğum Medipark Kliniği'nde var ve buradan kadın hastalıkları uzmanımız Nürfet Hanım'a da selamlarımı yolluyorum. Kendisi gerçekten muhteşem bir hekim. Doktorlarımız, iç hastalıkları doktorlarımız, aile hekimlerimiz, vatandaşlarımızın bu noktada aile hekimliğini yapıyorlar. Size bunun ulaşmaları haricinde, da çok kolay. Bunun haricinde, kalp damar cerrahiniz de var galiba. Evet, bunun haricinde pek çok branş alanında özellikle kalp ve damar hastalıkları, beyin ve sinir sistemi hastalıkları, nöroloji, yani kardiyoloji, nöroloji, aynı zamanda alternatif tıp, hani akupunktur, Çin tedavisi, benzer şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon evet, branşlarında hekimlerimiz hizmet veriyorlar Bahtiyar Bey. Ayrıca çok yakın bir süreçte, buradan vatandaşlarımıza bunun da müjdesini vermiş olalım, pediatri, yani çocuk hastalıkları branşımız hizmete girecek. Yani şurada bir korona pandemisinin bitmesini bekliyoruz. Benzer şekilde üroloji, yani üriter sistem hastalıkları konusunda da doktorlarımız hizmetinizde olacak hastalarımızın. Tabii açılmış olmamızdan arkasından bir yıl geçmiş olmasına rağmen henüz daha vatandaşlarımızdan çok büyük oranda talep gördük. Yani çok büyük bir ihtiyaca cevap verdiğimizi, önemli bir boşluğu doldurduğumuzu bu noktada düşünüyorum. Tabii Medipark sadece Türk vatandaşlarımıza hizmet vermiyor. Yani bulunduğu çevredeki bütün İsviçreli vatandaşlarımız, hepsi Medipark'ın hizmetlerinden yararlanıyorlar. Doktorlarımızın bu noktada Türk kökenli olması veya Türkçe bilmesi Türk vatandaşlarımız açısından büyük avantaj. Tabii hemşirelerim, evet, yani Medipark ailesi olarak, biz sağlık grubu olarak içeriye adımını atan bütün hastalarımız her şeyden önce hemşirelerimizin güler yüzüyle karşılaşıyorlar. İlgisiyle, alakasıyla karşılaşıyorlar. Doktorlarımız aynı şekilde hastalarımızla son derece yakın bir şekilde ilgileniyorlar. Ve aynı çatı altında bulunduğumuz görüntüleme merkezimiz var. Bu noktada vatandaşlarımız tıbbi görüntüleme ihtiyacı duyduğu zaman, örnek vermek gerekirse bir MR çekilmesi gerektiği zaman, bir tomografi çekilmesi gerektiği zaman veya kadın hastalarımız için bir mamografi çekilmesi gerektiği zaman, normalde ne olur? Doktora gittiğiniz zaman işte doktor sizi sevk eder, falanca görüntüleme merkezine git, işte oradan randevu al, işte 3 hafta sonrasında, bir ay sonrasında size termin verirler. Ve orada gidersiniz, görüntünüzü çektirirsiniz, dönersiniz, işte sonuçları getirirsiniz, gösterirsiniz vesaire. Yani bayağı uzun bir iş. Tabii bu noktada şunu söylemekte fayda görüyorum. Mesela şimdi örnek veriyorum. Doktor hastayı dedi ki senin bir işte beyin MR'ına ihtiyacın var. Vatandaş gitti, MR çektirecek bir yere başvurdu. Bir ay sonrasına gün verdiler. Şimdi bu süreç başladığı andan itibaren Bahtiyar Bey hasta kafasında kurmaya başlıyor. Ya bu adam niye benden beyin MR istedi? Acaba beynimde tümör mü var? Acaba beynimde bir şey mi var? Tabii bir hastayı bir ay boyunca bu korkuyla, bu soruyla yaşatmak gerçekten çok problemli. Biz Medipark ailesi olarak ihtiyaç duyulduğu takdirde, doktorlarımızın yönlendirmesi olduğu takdirde bu tür tıbbi görüntüleme hizmetlerini çok kısa bir sürede sunuyoruz. Çünkü aynı binanın içerisindeyiz. Bugün bir vatandaşımızın herhangi bir görüntüleme sistemine ihtiyacı olduğu zaman, MR, tomografiye vesaire, yani aynı gün
hadi bilemedim bir gün sonrasına randevu veriyoruz ve çok hızlı bir şekilde bu süreçleri yönetiyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız Medipark'a her zaman ulaşabilirler. Zürih Örlikon'da Airgate binasının içerisindeyiz. Binamızın evet. altında ve karşısında otoparklar var. Bu noktada vatandaşlarımızın hiçbir şekilde park problemi yok. Ulaşımı çok kolay. Tam önünde tramvay durağı var. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu noktada kendi ana dillerinde, kendi kültürlerinde sağlık hizmeti almaları noktasında Medipark çok büyük bir hizmet veriyor. Ben bütün çalışma arkadaşlarımı, başhekimimizi, bütün personelimi, bütün hemşirelerimizi, temizlikten sorumlu olan arkadaşlarımızdan tutun da IT'sinden hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Mustafa Bey, bildiğim kadarıyla sadece hafta içi değil, cumartesi günleri de hizmet veriyoruz. Evet, doğru mu? Park olarak cumartesi günleri de hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü itibariyle cumartesi günleri daha müsait oluyorlar. Bu noktada personelimiz kendi çalışma sürelerinden fedakarlık yaparak cumartesi günleri de çalışmaya geliyorlar. Dolayısıyla cumartesi günleri de açığız. Bu noktada vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Cumartesi günleri de gelebilirler bize. Mustafa Bey, çok sorular arasında bir tanesinde oğlumu sünnet ettirmek istedim hastanenizde. Doktor da mevcut ancak beni Almanya Berlin'e yönlendirdiler. Konu dışı olmasına rağmen yazmak istedim diye evet. Yazmış. Şimdi Bahtiyar Bey, sünnet konusuyla ilgili şunu söylemek lazım. Şimdi tabii biz bu sünnet konusunu çok inceledik İsviçre'de. Her şeyden önce sünnet Kranken kasalar tarafından, yani sağlık sigortaları tarafından ödenmiyor, evet. Direkt karşılanan bir operasyon değil. Sadece ve sadece çocuk doktorlarının, yani pediatristlerin sünnet olunması evet. tıbbi bir gerekliliktir. Yani bu bir tıbbi bir zorunluluktur şeklinde bir rapor olduğu takdirde sigorta şirketleri bunu karşılıyor. Aksi takdirde sigorta şirketleri bunu karşılamıyor. Şimdi tabii toplumumuzdan çok talep olduğu noktada biz araştırmalar yaptık. Yani ve sünnet konusuyla ilgili gerçekten çok uzman ve Türkçe bilen arkadaşlarımıza ulaştık. Ve bu noktada evet. Bu sorunu çözmek istedik. Fakat İsviçre'deki sünnet operasyonuyla ilgili maddi rakamlar gerek Türkiye'den gerek Almanya'dan oldukça yüksek. Ve bu noktada vatandaşlarımıza biz bunları söylediğimiz zaman ya işte bu İsviçre'de neden sünnet bu kadar yüksek vesaire şeklinde bir takım sorulara muhatap olduk. Yani bugün örnek vermek gerekirse yani sünnet tabii hekimin kontrolünde bazı hastalar için lokal anesteziyle, bazı hastalar için genel anesteziyle yapılması gerekiyor. Lokal anesteziyle olduğu zaman daha fiyatı düşük oluyor. Genel anestezi gerekiyorsa eğer, tabii orada anestezi doktoru da operasyona katılacak vesaire, tabii masraflar yükseliyor. Bu noktada vatandaşlarımıza biz hala hizmetindeyiz. İsteyen vatandaşlarımızı sünnet yapılması noktasında yönlendiriyoruz. Fakat çoğunlukla Türkiye'de yaptırmayı veyahut da işte Almanya'ya gitmeyi vatandaşlarımız ekonomik nedenlerden dolayı tercih ediyorlar. Evet. Mustafa Bey, Türkan Hanım, tüberküloz aşısı koronavirüsten koruyor mu? Etkisi nedir diye bir soru yöneltmiş size. Yani bu konuda bilgim yok. Ben tıp hekimi değilim, mühendisim. Ama dinleyicimizin sorusunu cevaplama noktasında kendisi yarın bize ulaşırsa onu hekim arkadaşlarımızla mutlaka görüştürürüz. Bu noktada hekim arkadaşlarımızın bu tür sorulara cevap vermesi çok daha sağlıklı olur, mantıklı olur. Ben genel hatları itibariyle hastanemizin hizmetleri evet. Noktasında bilgi verebilirim. Fakat spesifik sağlık sorularıyla ilgili tabii hekim olmadığım için bir bilgi vermem doğru olmaz. Evet, Mustafa Bey. Vaktimiz çok var mı teşekkür bilmiyorum. Ederim Bahtiyar size. Bey, burada bitirelim mi? Daha vaktimiz var mı? Birkaç cümleyle de şunu söylemek tabii. İstiyorum. Tabii ülkemizle alakalı, Türkiye ile alakalı son olarak şunu vurgulamak istiyorum. Buradan hem Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza, sadece İsviçre'de değil, bütün Avrupa genelinde yaşayan vatandaşlarımıza, Avrupa Türklüğüne ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum.
Şimdi bugün Türkiye kendisine yettiği gibi, kendi içine, kendi toplumuna hizmet ettiği gibi bugün 34 ülkeye el uzatmış, 34 ülkeye bu noktada yardım yapan bir ülke konumunda Bahtiyar Bey. Şimdi evet. Bunu ben çok önemsiyorum. Ben bunu çok önemsiyorum. Şimdi bugün geçen hafta Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı televizyonda bir açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi Avrupa Birliği diye Avrupa dayanışması diye bir şey kalmadı. Kağıt üstünde kalmış bir peri masalından ibaretti. Şu anda tek umudumuz Çin'den gelecek yardım şeklinde. Bakın cümleyi birebir kendi ağzından çıktığı gibi ifade ediyorum size. Aynen. Bir açıklamada bulundu. Ve tabii Çin bu çağrıya cevapsız kalmadı ve Sırbistan'a yardım gönderdi. Şimdi bugün evet. Avrupa'nın pek çok ülkesinde Çin'in yardımlarını görüyorsunuz. Yani İtalya'ya, İspanya'ya daha virüsün ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren 1000'den fazla doktorla, 1000'den fazla solunum cihazıyla, pek çok bu noktada maskeyle, işte efendim dezenfektan ürünleriyle, şunla bunla Çin yardım gönderdi. Bugün İtalya'nın sokaklarında baktığınız zaman Rus panzerlerinin arkasında Rus bayraklarıyla sokaklarda devriye gezdiğine şahit oluyorsunuz. Şimdi evet. Şu soruyu sormak lazım Bahtiyar Bey. Şimdi Çin'in Hırvatistan'la, Sırbistan'la, işte İspanya'yla, İtalya'yla ta binlerce kilometre uzaktan hangi motivasyonla, nasıl bir altyapıyla, nasıl bir birliktelikle, motivasyonla bu yardımları yaptığını sorgulamayan insanlar. Aynen. Sıra, ne iş olabilir yani küçük devletlerin de sıra Türkiye'ye geldiği zaman, sıra Türkiye'ye geldiği zaman bakın içinde birçoğu bizim bin yıldan fazla kardeşlik hukukumuzu barındıran 34 ülkeye evet. devasa kargo uçaklarıyla ve içinde bizim aslan yürekli evlatlarımız eşliğinde yaptığı yardımları, neden buralara biz işte yardım gönderiyoruz vesaire şeklinde dillerine doluyorlar ve buradan bir takım siyasi mülahazalar çıkartmaya çalıştıklarını görmek beni bir Türk vatandaşı olarak üzüyor. Yani biz evet. Buradan şunu söylemek istiyorum. Türkiye göründüğünden ibaret değildir. Türkiye 82 vilayetten işte 732 bin kilometreden ibaret bir ülke değildir. Değildir, evet. Gönül coğrafyası kavramını idrak edemeyenler ancak böyle sorular sorarlar. Neden biz oralara yardım gönderiyoruz vesaire şeklinde. Son olarak da şunu vurgulamak istiyorum. Tabii bu süreç gerek ülkemizde gerek İsviçre'de. Şimdi İsviçre'de tabii bir takım kritizeler, bir takım eleştiriler yapılıyor süreci yönetenlere yönelik. Bahtiyar Bey, insan sağlığı her şeyden önemli. Bu süreçler evet. Siyasallaştırılacak süreçler değil. Bu süreçler nasıl olur da buralardan işte bir takım siyasi kazanımlar elde ederim tarzında mülahazalara kurban edilecek veya bunların muhatap olacak süreçler değil. Dayanışma halinde olmamız gereken süreçler. Bakın önümüzdeki hafta Türkiye'de başka bir canlı yayında bu koronavirüsünün arkasında neler var? Bu kendiliğinden ortaya çıkmış bir şey midir? Bir projenin ürünü müdür? Birileri düğmeye bastı da mı bu olaylar ortaya çıktı? Vesaire tarzında ki sorulara cevap vereceğim ve bir takım açıklamalar yapacağım bir canlı yayın programı mı olacak? Şimdi İnşallah. Bu süreçleri biz birlikte dayanışma halinde açmaya mecburuz. Nasıl evet. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı yıllarında bir mücadele yaptıysak, dayanışma içerisine girdiysek, benzer şekilde hiçbir siyasi mülahaza gözetmeksizin, ideolojik farklılıklarımızı, düşünce farklılıklarımızı bir kenara bırakarak bu süreçte birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Sözlerime Mehmet Akif'in şu ifadeleriyle son vermek istiyorum. Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bu noktada millet olarak yüreklerimiz toplu vurmaya inşallah devam edecek. Mustafa Bey çok çok teşekkür ederim size. Sizin söylediğiniz Türkiye, gördüğünüz Türkiye değil sözlerine ben de şunu ekleyeyim. Avrupa değilmiş.
bizim bildiğimiz, zannettiğimiz, tahmin ettiğimiz veya övdüğümüz Avrupa, Avrupa değilmiş diyebilir miyiz? Bahtiyar Bey, şimdi... Bunu siz söylemediniz ama ben de bunu yorum olarak ilave edeyim. Avrupa'daki dayanışmanın, farklı ülkelerin, Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin bu süreç içerisinde birbirleriyle dayanışması noktasında iyi bir sınav verdiğini söylemek gerçekten zor. Yani bunu biz söylemiyoruz. Bu ülkelerin yöneticileri çıkıyor söylüyorlar. Bugün yani baktığınız zaman İtalya'nın kamu kurumlarından Avrupa Birliği'nin bayraklarının indirildiğine şahit oluyoruz. İşte biraz önce izah ettim. Sırbistan Cumhurbaşkanı çıkıyor. Avrupa Birliği bir peri masalıydı, kağıt üstünden ibaretti diyor vesaire. Bu noktada yani Avrupa ülkeleri dayanışma noktasında iyi bir imtihan, iyi bir sınav veremedikleri kanaatindeyim. Fakat şunu söylemek lazım. Bu süreç öyle bir süreç ki Bahtiyar Bey, gerçekten olaya işte Türkiye, Avrupa, işte Asya vesaire olarak bakılmaması gereken bir süreç. Ben bu sürecin sonunda insana insan olarak bakanların, insanı insan olarak gören toplumların ve milletlerin bu süreçten ve bu krizlerden daha kazançlı olarak çıkacağı kanaatindeyim. Geçen başka bir canlı yayın vesilesiyle Türkiye'de ifade etmiştim. Bizim Türk devleti olarak 1000 yıllık devlet geleneğimiz olan insanı yaşat ki devlet yaşasın parolasının ve düsturunun bütün dünya ülkelerinde bu sürecin sonunda benzer şekilde bir parol olarak ön plana çıkacağı kanaatindeyim. Yani biz Türk milleti olarak hiçbir milletin, hiçbir devletin, hiçbir topluluğun dağılmasından, bu noktada işte zora düşmesinden memnuniyet duymayız. Tam tersine destekleriz, tam tersine bütün insanlığın bu noktada yararına çalışırız. Çünkü dinimiz de, Müslümanlık da bunu gerektirir. Yani bugün itibariyle bir insanı kurtaran, bir hayat kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir ayetlerine muhatap bir millet, muhatap bir dine mensubuz. Bu noktada önümüzdeki hafta açıklayacağım canlı yayında bu süreç nasıl çıktı ortaya vesaire konularını değinirken bunu da söyleyeceğim. Yani bu işin özünde, ruhunda, arkasında olan insanlara buradan şunu söylemek istiyorum. Yani bütün insanlık bir araya gelse Bahtiyar Bey, bütün kainat bir araya gelse, bütün güçleriyle, enerjileriyle, her şeyleriyle birlikte bir şeyler yapmaya kalksalar, bir sineğin kanadını dahi yaratamazlar, bir sineğin kanadını dahi ortaya çıkartamazlar. Bunlar benim sözlerim değil. Bunu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de vurguluyor. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerdeki canlı yayınımda vatandaşlarımız izlerlerse ne demek istediğimi anlayacaklardır. Mustafa Bey, çok çok teşekkür ederim. Bir saati aşkın zamandır sohbet ediyoruz diyelim. Vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Olarak size tekrar teşekkür edeyim. Buyurun. Sağ olun. Bütün vatandaşlarımıza, bütün izleyicilerimize tekrardan önümüzdeki hafta yaşayacağımız hem 23 Nisan bayramı ile ilgili hem Ramazan-ı Şerif ile ilgili tebriklerimi iletiyorum. Hem Medipark Kliniği Yönetim Kurulu Başkanı olarak hem İsviçre Türk Toplumu Genel Koordinatör olarak bütün vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İhtiyaç duyan her yerde herkese bir telefon kadar uzakta olduğumuzu da belirterek sözlerime son veriyorum. Çok çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Hayırlı akşamlar. Kıymetli takipçilerimiz, bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Birçok okuyucumuzun sorularını maalesef cevaplayamadık. Hoşgörünüze sığınıyoruz artık. Çok çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dileriz.